İzleyen herkese selamlarımı yolluyorum. Halit Özkurt ben. Bugün 3 Ağustos 2024. Acısu mahallemizdeyim. Birazdan bir kısa yayla turumuz olacak. Şimdi köyde, evin oradan aşağı iniyorum. İnerken de böyle birazcık buraları göstereyim size. Şuraya salatalıklara baksanıza ya. Acayip çiçek döktüler. Kısa bir süre sonra da salatalıkları göreceğiz bunda. Bakın burada büyümeye başlamış. Bu arada bu kameram 5-6 ay önce aldığım Canon V10 aksiyon kamerasıydı. Çok fazla kullanmıyordum onu. Görüntü sabitlemesi çok iyi değildi. Dün bir güncelleme, yazılım güncellemesi geldi ona. Yaptık. Biraz düzelmiş olması lazım. Hem biraz sohbet edelim hem de kamerayı denemiş olalım. Fındıklara baksanıza. İncirlere baksanıza. Bir dönem sonra mis gibi olacaklar. Şöyle bir 15-20 günleri var. Evet, yabani kara yemişler. Yiyelim bakalım. Güzel. Bakalım Değirmen Cirfan abinin salatalık tanında var mı? Şurada orta halli bir tane var. Şu an değirmen çalışmıyor. Yeteri kadar su olmayabilir onu döndürmesi için. Veya su vardır. Öğünecek malzeme yoktur. Şu güzelliğe bakın. Evet, İrfan abinin salatalık bahçesinden bir tane salatalık. Sizlerden özür dileyerek şöyle ısırabilir miyim ona? Yok. Köyde kısa bir yürüyüşten sonra teknik yönetmenim mi diyelim sen ne diyelim ya? Teknik yönetmenim aynı zamanda kuzenim. Aynı zamanda teknik öğretmenim de olabilirsin sen ya. Mehmet Melih Özkurt'lan balık yaylamıza geldik. Burası bizim köydeki ismiyle Karava denilen yerden balık yaylamıza doğru yürüyoruz. Sisli, serin, ama temiz. Temiz, güzel bir hava var. Güzel bir havanın çok kısa bir tadını çıkartalım. Ondan sonra tekrardan sıcak, nemli, rutubetli o güzel Trabzon'umuza dönüş yapacağız. Şuraya baksana, sisleri gösterelim size. Bakın Karadağ yol ayrımı orada. Sağdan yukarı, alttan biz yaylamıza doğru devam edeceğiz. Köydeyken bahsetmiştim. Bu kamerayı yaklaşık 7-8 ay önce almıştık. Görüntü sabitlemesi iyi değildi. Birkaç sıkıntısı vardı. O yüzden çok fazla kullanmıyorduk onu. Akşam sağ olsun bu teknik yönetmenin bunun yeni bir güncellemesi olduğunu keşfetti. Güncellemeyi yaptı.
Biraz düzelmiş olması lazım. Şu an kamerada düzgün gözüküyor. Akşam bilgisayar ortamına aktarınca daha net fark edeceğiz. Eğer öyle güzel çıkarsa bundan sonra çekimlerimizin birçoğunu bu Canon kameramızdan yapabiliriz. Kamera şık bir tasarıma sahip. Kullanımı çok basit. Düğmeye basıyorsun, direkt çekmeye başlıyor. Küçücük olduğu için cebinde taşıyorsun. Başka ne özellikleri var bunun? Ama görüntüsü güzel değil mi ya? Bir ekranı var kendisine. Bu ekran ama dönebiliyor. Ekran dönüyor şu an. Kendimizi konuşurken kendimizi çekerken, görebiliyoruz. Etrafı ne kadar güzel çekiyor, onu görebiliyoruz bir yandan. Kadrajına giriyor, önemli. Evet. Biraz böyle yürürken de sohbet edelim. Şimdi birçok yerler şenliklerine gittiğim zaman ilk defa tanıştığım kişiler, beni takip edip ilk defa tanıyan kişilerin bana ilk sorduğu soru, sen ne iş yapıyorsun diyorlar hep. Hatta birçoğu bu sosyal medya içerikleriyle geçim sağladığımızı zannediyorlar ama hiç alakası yok. Biz bu işi ne için yapıyoruz Melih? Köyümüz için. Hobi olarak yapıyoruz. Hobi olarak yapıyoruz. Hobi olarak yapıyoruz. Eğer yani bakarlarsa biz bunu yeni başlamadık, yıllardır. Köyün derneğinde Halit Özkurt'u bulabilirsiniz. Yıllardır köyün en eski forumlarından birini açmış. Tüm haberleri paylaşmış. Yani köyünü seven biri olduğu için bunu yapıyor. Ben işletme fakültesi mezunuyum. 25 yıldır Türkiye'nin en büyük enerji firmalarının bir tanesinde, bölge müdürlüğünde kredi risk yöneticisi olarak çalışıyorum. Geniş bir sahada, geniş bir yelpazeye hizmet ediyoruz. Geçen yıldan beri de emekliyim, emekli bir çalışanım. Bu sosyal medyaya işte tekrar söylüyorum, tamamen bir hobi işi. Zaten hiçbir yaptığımız hiçbir şekilde hiçbir şeyden böyle bir ücretlerle biz böyle bir şey hiçbir şey yok. Zaten video ihtiyacı olanlara videolar da veriyoruz. Her şey serbest bizde. Değil mi Melih? Şu anlık. Şu anlık. Özel çekim yapmak isteyenlere de yardımcı olmaya çalışıyoruz ama tabii işimiz el verdiği sürece. Kına, düğün, köy, bunlar sonuçta dışarıdan gelen başka illerden de Türkiye'de insan var. 81 evimiz var. Anı olarak kalıyor. Onlar için de hem bu bir kayıt oluyor. Buraları görebiliyor insanlar. Almanya'da olan insanlar var, selam olsun. Hollanda'da olan insanlar var, takipçimiz selam olsun. Onlar da köyünü özlüyor, köyünü izliyor bizim sayemizde. Birazcık daha kendimden bahsedeyim. Böyle çok değişik bir adamım. Sabahları uyumayı sevmem. Sabah namazına kalktıktan sonra genelde yatmam. Bazen böyle sabahın saatinde böyle saat 4'te 5'te video yüklediğim çok olmuştur. Bazılarına YouTube'dan bildirim gidiyor. Belki kızanlar oluyor, bazen bakıyorum abonelikten çıkanlar da oluyor. Doğada, yaylalarda, doğal yaylada, daha çok patika yollarda yürümek çok güzel, biz onu yapıyoruz. Sakin bir insanım, özellikle son 3-4 senedir. Öncesini sormayın. Yani yok, önceden de çok sinirli falan değildik ya. Yani merhametli olmaya çalışıyoruz. 3 günlük dünya. Yani mümkün olduğunca Allah'ın istediği çizgide durmaya çalışıyoruz. Bize bu dünya lazım değil. Bize asıl cennet lazım. Sevgiyi, güzelliği, güzel ahlakı. Güzellik demişken bir etrafı göster. Onların peşindeyiz. Gördüğüm her güzellikte ben Allah'a şükreden bir insanım. Bütün güzellikler ona ait. Bunları çekerken ayrı bir güzellik. Mesela çekerken aynı zamanda görüyorum onu canlı olarak. Bir de bilgisayardan izlerken de yine güzel görünüyor. Hepsi Allah'ın bizim için yaratmış olduğu müthiş bir güzellik. Zaten bütün görüntüyü Allah bize beynimizin içerisinde izlettirdiği için onun şuuruyla hareket ediyoruz. Şu anda bura hangi dereydi? Yukarıdaki ismiyle Ermeni Deresi diyorlar buraya. Alabofor Deresi. Şu levorlara baksanıza ya. Çiçeklere bakın. Mis gibi ya. Ekipmanlarımızı güçlendirmeye devam ediyoruz. Artık çektiğim hiçbir videoyu silmiyorum. Çok büyük bir tane 10 terabaytlık bir harici hard disk aldık. Hepsini içerisine dolduruyoruz. İnşallah kışın bol bol vaktimiz olduğu zaman o görüntülerden böyle güzel belgeseller oluşturacağız. Çektiğimiz yerleri anlatacağız. Oradaki güzellikleri anlatacağız. Müzik ekleyeceğiz. Bir şeycikler ortaya çıkacak. Duygulara dokunmaya çalışıyoruz. Böyle davetler olunca
yakın köylere, düğünlere de ara ara gitmeye başladık. O da güzel oluyor. Farklı yerleri görüyoruz. Farklı yerlerde düğünler nasıl oluyor onları gözlemliyoruz. Güzel oluyor. En son Gürgen Dağı'na, Kalgiye'ye gitmiştik. Çok güzeldi. Bu akşam da, bugün 3 Temmuz 2024 Cumartesi. Bu akşam da Düzköy halı sahaya gideceğiz. Orada da bakalım, imkan olursa bir tane video paylaşacağım. Şu kızıl ağaçların rüzgarda nasıl dans ettiğini göstereyim size. Suyun sesi şahane geliyor ya. Buraya koy, biraz yürürdüm ama ayakkabılarım oraya uygun değil. Evet Melis'ciğim, devam edelim. En son çekim yapmıştık. Neyin çekimini yapmıştık? Yayla şenliklerimize çekimini yapmıştık. En son Taşlıoba Kurtdüzü'ne gittik. Bir de Hıdırnebi şenliklerinde ilk defa bu sene iki kamera kullandık. Yani tek kamera açısı da değil. Bazen görüntüyü bir ön kamera, bir arka kamera şeklinde yaptık. Bu çok da güzel olduğunu fark ettik. Eksik ekipmanımız bir tane drone kaldı. Onu da ben kendim almayacağım. Çünkü bayağı bir harcama yaptık ekipmanlara. En önemli harcama ses harcamasıydı eğer düşünürsek. Yani sese ya yaptığın yatırımın geri dönüşü inanılmaz. Sadece kameralara verdiğimiz para, ekipmanlara beraber 60-70 bin lira. Tabii ki. Sadece 10 bin lira mikrofonlara verdik. Ve mikrofon da gerçekten, o dinlerseniz, izlerseniz sizinle bir şenliklerini. Zurnacıya davulcunun üzerine bir mikrofon takılıyor. Ekstradan ki sesi net alınsın. Kablosuz mikrofon, 100 metreye kadar sesi çok güzel alabiliyor. Kameraya iletiyor. Yani bu kadar etrafta, bu kadar köy etrafı çeken insanlar var. Bunların hiçbirinde bu kadar kaliteli bir ses kaydı görmüyorsun. Şimdi bir yatırım daha yapacağız. Ne yatırım yapacağız? Akşam baktık kısa kısa. Bilgisayarımıza yenileyeceğiz. Bir bilgisayarı yenilemek lazım. Bir, şimdi 30-40 bin lirada. Bunun sebebi, ona yatırım yapacağız. 2K, 4K çekimler yapıyoruz. Yüksek kalite çekim yapıyoruz. Bunları yükleyemiyoruz. Aynen. Yani şu an size yaptığımız İnanılmaz çekimi kırpıp öyle yüklemek zorundayız ki bilgisayar çalıştırabilsin. Aslında videolara sponsor bulabiliriz ya. Tabii ki. Bazı videolar var yani 100 bin, 200 bin, bazen 1 milyon izlenenler oluyor. Evet. 1 milyon izlenmek demek videonun baş tarafında istediğin ürünü, istediğin firmayı 1 milyon kişiye göstermek Bektir. Oluyor. Evet. Ve Trabzon'da köyle ilgilenen insanlara belki burada bir peynir satışı da olabilir. Yok, zaten gördüğümüz böyle ihtiyacı olan yerlere kendimiz video olarak çekip zaten paylaşıyoruz. Yardımı dokunuyordur. Evet. Bunda da 32 GB var hafıza. Şu an 4K çekiyor. Ama bunun 4K'sını bilgisayar oynatıyor ha. O da enteresan. Bir de DJI oynatmıyor. Toplaması farklı. Havek. Bu da Havek. Öğrendim onları hep. 265 kodu sıkıştırılmış. Daha fazla sıkıştırıyor videoyu. Evet. 264 daha az sıkıştırıyor. Çünkü YouTube'da bir şey izliyorsun sen telefonun internetiyle. Adamlar olabildiğince sıkıştırıyor ki herkes rahatça izleyebilsin. İnternet paketi bitmesin. Şu an nefes alırken insan ciğerleri bayram ediyor değil mi? Takip etmeyi unutmayın. Lahana TV üzerinden YouTube'da. YouTube'da Lahana TV olarak bulabilirsiniz. Facebook'ta ise Koryana Seyir Defteri olarak. Ya çok rica ettik ya. Dedik ki Lahana TV'mize abone olun. Yani millet birçoğu ücretsiz zannediyor. Şey, paralı zannediyor onu. Halbuki abone ol düğmesine basacak sadece, o kadar. Lahana TV olduğu için televizyonda Kadırga TV gibi. Size komik bir şey anlatayım. Bu yaklaşık bir seneden biraz fazla oluyor. Köy derneğimizin eski başkanı SMS olarak gönderdi bizim dernek üyelerine. İşte Halit Özkurt'un YouTube kanalına, Lahana TV'ye abone olun diye. Ondan bir iki gün sonra köye geldim. Birkaç tane değerli büyüğümüz bana para vermeye kalktı. Abonelik parası.
nasıl diye abone olacağı görüyor. Bir tane büyüğümüz diyor ki ya televizyonda diyor bütün kanalları gezdim diye bir türlü Lahana TV bulamadım. Lahana TV YouTube kanalı. Televizyonda arıyor ama belli olmaz, bakarsın yarın bir gün videoya çıkabiliriz mi diye. Yani kaliteli çekimler yapıyoruz. Aynen. Yani eline mikrofon alıp dolananlar da var. Onlar da büyük kanalmış gibi kendini gösteriyor. Ama yani çoğu eğer bakarsanız takip ederseniz zaten gözleriniz görüyordur. Göz görür yani. Yani çoğu bu işi böyle iş gibi yapıyor. Hobi veya sevgi olarak görmüyor. Mesela eğer dikkatli bakarsanız Lahana TV'ye. Lahana TV'yi de çekim yapan kişinin zaten köyü yaylayı sevdiği için her hafta her olabildiğince bu yeşillikleri etrafı göstermek için buraya gelen biri olduğunu düşününce onun bakış açısındaki sevgiyi de görebiliyorsun. Bak, rahmetli Ekrem Bahadır amcamızın suyu diye geçiyor bu. Bismillah diyoruz. Çok güzel. Suyumuzu içiyoruz, elhamdülillah diyoruz. Ekrem amcamıza da Allah rahmet etsin diyoruz. Değerli bir büyüğümüz de. Melih ilk defa videoda bu kadar konuştuk ya. Kırparız ya. Yüklemeyiz. Kaç dakika oldu? Güzel, bataryası güzel tutuyor. Yok, tam şarj olur mu? Bayağı gidiyor. Bir saate geçiyor. Bir de bunun hızlı şarj özelliği var. Yarım saatte şarj oluyor. O yüzden bataryasını gömme yaptılar. Diğer kameralarda pilleri değiştirebiliyoruz. Bu kamerada pil değiştirme olayı yok. Bittiği zaman şarja takacaksınız. Yani ama sevimli kamera. Yok, sıkıntı değil. Yarım saat diğer kameraya gideceğiz. Bundan şöyle. Mesela yarım saatlik bir yere gidiyorsun. Hiçbir şey almayana cebine koy git. Bunu fotoğraf çekme özelliği de çok güzel. Evet. Fotoğraflar çok canlı, çok güzel çıkıyor. Ama çok şöyle, ayrıntılı. Evet. Buna küçük bir İşte 5-6 optik uzun koyulsaydı çok daha güzel olurdu. Yer de varmış yani. Çok minik yapmışlar ama. Şimdi 4K çekiyoruz. Bilgisayarda uzunluğu yapacağız ona ihtiyacı olunca ama. Yazılımdan buna ancak dijital zoom koyarlar değil mi? Evet. Etraf? Mis gibi ya. Bak bu sütlü otluk. Nasıl güzel gözüküyor. Yaylalarda hayvancılık çok fazlaydı. Bu dönemde buralarda hiçbir şey kalmıyordu. Şimdi yaylada belki 3-4 ailede hayvancılık devam ediyor. O yüzden şu anda hayvanların yiyecek sıkıntısı yok. Aa, ben bu suyu ilk defa görüyorum burada. Buradan geçen bu su, burada herhalde borusu patlamış. Ana, Melih şuraya baksana ya. Üstteki çiçek bahçesine bakın. Tablo gibi. Evet, karşımızda aynı. Alaka yukarıda biçiyor. Oradan kadar çıkalım, yanında dur. İndir biraz kamerayı.
Meyvesini attık ama. Öldü. Gelen sokak olmaz. Bak bak bak. El arabasından attık taşı. Ya böyle yaylacılık mı olur ya? Onu ipe yiyeceksin onu. Alaka ya. İpe yiyeceksin ama uzun olmasın. Aslarıyla inekler oturdu. Kafasını bitirdi. E onlar da akşamdan yiyecek herhalde. Evet. Nereden boyun? Bak karşıdan beri yürüyoruz abi sevgili kuzenimle. Tanıyor musun kuzenimi? Evet, benziyor sizin tarafı ama kimin mesajı? Özkurt. Özkurt bak bizim akrabalardan. E buraya dikenli T komşu hiçbir işe yaramıyor. Geçtik. Adıl amcamın rahmetli ne oğlu bu. İnekleri saldık mı? Bu donanına aklına gitmiyor. İnekler için, insanlar için değil. Evet, evet. Evet, şimdi. Şimdi kolayına bakıyorum. Kocaman alan yapmış mı? O kerendi kaç senelik? Yeni mi eski? Bu yeni ama ya. Kerendi 3 senelik var. Sabi eski ama. Bununla devamı düşünüyorum. Motorla düşünüyorum. Bunlar daha böyle. Heveslik mi alıyorsun bunlar? Biraz sanki heveslik alıyorsun kerendiden. Yok heveslik değil de motor şimdi. Kerendi... Motor kerendin şunu sevmiyorum. Motoru sevmiyorum ben ya. Yarın dedim kerendi olacak ya. Ya o tipi nasıl Türk motorla düştü. O da kerendiye saladı mı? Fışırt fışırt böyle ses çıkar. Köye çıkacak ondan. Evet. Bu kişinin kapını öldü. Hep pilotun öldü. Olsun ya yeter ya. İyi Ali abi sana kolay gelsin. Öyle bir çıkayım dedim yanına. Sağ ol, Allah razı olsun. Aldım seni kadraja. Sağ ol, sağ ol. Hadi görüşürüz. İnekler için mi? Evet. Bu yabancısı da kapılgar. Kapılgar var değil mi? Bakın burada. Orijinal. Yaylı evi var. Özelliği bozulmamış. Eskisi gibi değil. Yok köylerin neşesi. Eskisi gibi değil. Yok köylerin neşesi. Issız kaldı kapılar. Çıkmaz anamın sesi. Oy. Tutmaz seni dizlerin. Çıksan yüksek dağlara. Kaç sene dur gitme dur. Ey anam yaylalara. Ey nenem yaylalara. Oy. Kaç sene dur gitme dur. Ey anam yaylalara. Ey nenem yaylalara. Bağırıyordu. Niye sustun şimdi? He? Korkuttun beni. Niye korkutuyorsun beni ya? Şöyle. Ya Allah aşkına şu yayla eline bakar mısınız? Ne kadar Rabbimiz yüklemiş onu ya. Yapraktan çok erik var onda ya. Şuraya bakın ya. Ekşidir ama. Her sene aynı açar zifir çiçeği sarı. Çok güzel. Her sene aynı açar zifir çiçeği sarı. Girsen yollarına bir kere görsen bana. Melih yorumunu alayım. Görsen şükür. Ama güzel gözükmüyor mu ya? Yapan diyeli kap. Şurada bir tane meyve ağacı var ama ne olduğunu tamamlayamadım. Yanına inelim. Çok güzel ya.
İşte. Nasıl oldu, Rabbimize şükretmeyelim ya. Şu güzelliğe bakar mısınız ya? Şu güzelliğe bakar mısınız ya? Armuda baksana ya. Ama daha bunun bir ayı var. Yok. Kızarmış ama bu da ekşidir. Evet, ekşi. Ama çok güzel. Dalları dolu. Evet Melih. Camiye ikinci minare mi yapılıyor? Hayır, iki minare vardı. Bakım. Dıştan boyamalarını yapıyorlar. Bakım yapılıyor, kalıp yaptılar onu. Bu şehit mezarları var. Üstteki çiçeklere baksana. Bakın bu da yaylı armutu. İnce armut diyoruz ona. Bayağı var onda. Kasım. Ekim, Kasım, o civarlarda yenecek hale geliyor. Böyle damlamaya başlıyor. Buradaki şehitlerimizi uğramadan geçmeyelim. Selamünaleyküm diyelim. Kurtuluş Savaşı döneminde. Burada şehit düşmüş. Mübarekler. 1916 Rus işgali döneminde. Ne güzel de çiçekleri var. Evet, yarıda caminin oradan aşağı gölete doğru iniyoruz. Oradan aşağı da aşağıya doğru ineceğiz zaten. Amca. Gittiğim ormanı kamerada söyleyebilir miyim? Sen mi? Evet. Öğrendin mi onu? Aha. Sultan Yanık abimizin geçenlerde bana hediye getirdiği şapkamı takayım, ondan beraber köyde küçük bir çekim yapalım. Hediye olduğu için çok fazla kullanmıyorum onu, saklıyorum onu hatırası olarak. Sultan abi teşekkür ediyorum. Güneşli havalarda çok güzel işe yarıyor. Çok güzel, çok beğendim. Hediyeni video olan sayfadan sana göstermiş olalım. Şu an Acısu mahallemizde, Kumsal mahallemizden aşağıya doğru, Patik yoldan aşağı bizim Tezgahlar mahallesine doğru ineceğim. Bu yolu ara ara kullanıyorum. Eskiden buraya çok kullanırdık. Böyle gözümüzde canlanıyor bazen. Şöyle göstereyim size.
mısırlara bak. Bu da kara karaymış. Rahmetli Mustafa amcanın Emine olarak bilinir. Rahmetli Mustafa amcanın evlerinden bir tanesi burası. Burası da kumsaldan aşağı Tezgiren Mahallesi'ne inen eski ana yol, patika yol diyelim. Şuradaki evde yıllar önce insanlar duruyordu. Şenlikti buralar. Şimdi kapıda yolu kalmadı, yolu. O dönem onlara dense ki böyle böyle buralar ıssızlayacak, sizden sonra buraya kimse gelmeyecek. Hiçbiri inanmazdı. Ama şu an baktığımız zaman aynısı olmuş. Patika yolu otlar bayağı kapattı. Hemen şuradan aşağı iniyor. Ayakkabılarım buraya uygun olmadığı için fındıkların içine aşağıya alttaki yola ineceğiz. Evet, uzun bir video oldu. Videomuzu burada sonlandıralım. Buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.